Nerede olmadığı gün yok. Hiç zarar etmedim desen bile her gün kamerayı unuttum. Her gün yok oluşa, tükenişe doğru gidiyorsun. Her gün belin bükülmeye, saçın dökülmeye doğru gidiyorsun. Her gün, her gün, her gün. Zaten zarardasın. Zarar etmeyenler, efendim kimlerdir diye bir soru sorduğunuzda onların sıfatları, halleri, tavırları şunlardan oluşuyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ O kimseler, zarar etmeyenler, اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ Allah'ın adı zikredilince, zikir diye bir şey yoktur diyenlere ihtarat olsun. İzâ zükirallâhu Allah'ın anı zikredilince vecilet kulûbuhum kalpleri ürperir, titrer, heyecanlanır. Allah'ın adını anınca yanında birisi, zikir dediğince. Of ya bu nereden çıktı demez. Ve sabirine ve onlar sabredenlerdendir. Ale me esâbehum başlarına gelen hoşlanmadıkları, hoşlanılmayacak şeylere sabrederler onlar. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاتِ Namazlarını da kılarlar. وَالْمُقِيمِ الصَّلَاتِ Namazlarını 35 Haç suresi. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiklerinden sadaka infak ederler, dağıtırlar. Kendi rızıklarından dağıtırlar. Kendilerine rızık diye verdiklerinden onlar infak ederler. Ne kadarını infak ederler? Yürekleri yettiği kadarını. Yetemediklerini kadarını herkes yettiği kadar infak eder. Yani insan yapamadığı bir şeyi denemeden başaramaz ya. Zorlandığı yeri yapması lazım. Korktuğun bir şeyle yüzleşmen lazım. İşte kimisi araba kullanmaktan korkar, onu kullanması lazım ki korkuyu atsın. Mesela diyorum yani. Onun hesabı وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ Rızıklarından da infak ederler. Çünkü dünyanın değersiz, ahiretin hakikat olduğunu dilinle söylesen de dünyanın değerli görünen şeylerinden feragat edebilmek, verebilmek işte onun ispatıdır. O ispatıdır. Dünyada madde değerlidir. Madde var olarak görülür. Cenab-ı Allah diyor ki la'ibun ve lehvun. Oyun oyuncak. Yani boş işler bunlar. Tam şeyi hani boş işler bunlar dersin ya. Yalan dolan hepsi dersin. Aynı yalan dolan demek yani. Madem ki boş, o boştan rahatlıkla vazgeçebiliyor mu? Hiç olmazsa 40'ta biri diyor şey. İslam. En az. Bunun altına düştüğün an diyor, imanın tırtlamıştır diyor. Tehlikededir. Sen değer veriyorsun. Hiç olmazsa 40'ta birini verebilecek kadar imanın olsun diyor. 40'ta bir demek, Ebu Bekir Sıddık ise tamamını verdi ya. Onun için Ebu Hasan Arakan Hazretleri hiçbir şey bulundurmazmış yanında. Herhalde Allah da bizi ondan mı şey yaptı bilmiyorum. Neyi varsa aldı.
Şeyh Hazretleri aldı daha doğrusu. Bir türlü biz de vazgeçmedik ya, iyiymiş bu derdik. Güzel, tatlıymış, onsuz da o derdik. O durum, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri insanın durumuna göre veriyor. Kendini ona deneyiverirsin. Durumumu denersin. Hmm, benimki bu kadar dersin. O zaman hiç kımıldamaz. Ha sen veriyorsun diye veremeyene sakın şey yapma, verdiğin de helak olur gider. Sen veriyorsun da vermeyen veya veremeyen kimse varsa onları da hor görme. Ne demişler? Hor görme garibi. Kim bilir ne derdi? Kim bilir ne derdi var mı? He, öyle bir şarkı var ya. Yani. Hor görme garibi. O zaman onu hor görmeyeceksin işte. Zamanın da aynı şekilde. Zaman da aynı şekilde. Eğer bu zamanı da harcayabilirsen Allah için ne mutlu. Harcayamazsan harcayabildiğin kadarıyla. Çünkü innem Zilzal suresindeki son ayet-i kerime neydi? Hayran yara, şerden yara. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yara. Hayırdan yara. Ve men ya'mel miskal. Allah'ın ilmi dışında değildir. Zayi etmez. Ve men ya'mel miskale zerratin hayran yara. Miskale zerratin. Zerre. Zerre ne demek? Miskalin 40'ta biri. Miskal ne? Miskal ne? Hayır. Bak, miskalin 40'ta birini zerre derler. Miskal ne derler? Gramın 40'ta biridir o. Gramın 40'ta birinin 40'ta biri yani. Ve men ya'm. İşte o. Ona. Zerre miktarı bile olsa hayran yara. Şerden yara. Hı. Bunu Allah zayi etmeyecek. Hayrını zayi etmeyecek. Dolayısıyla bir kimse ahirette hesaba çekiliyor. Bir hayır zerre miktarı diyorlar. Bir hayır olsa hadi şefaat hakkı. Hiçbir hayrı yok. Hiçbir hayrı yok. Caminin veya dergahın neyse ya da Allah'a anılan bir yerin yakın komşusuymuş, yan yanaymış da temizlik sularını oraya atarmış bahçeye. Bahçedeki ağaçlar onun attığı temizlik suyla, sulama kastıyla da atmıyor yani, atık su diye atıyor. Oradan meyve verdi de, gelen giden ahali bundan yedi diye sevap yazmış Allah. O sevabından dolayı şefaat edilecek ama hiçbir bir zerre miktarı iyiliği olsun diye. Bundan bile Allah bunu kurtaracağım diye uğraşıyor. Onun için iyilikten kaçınmayın. İyilikler nasıl? İşte bu. Kalpleri Allah anılınca tir tir titreyen kullar. Namazını kılan kullar. Bunlar. Zekatını veya sadakasını veren kullar. Bu zekat değil yalnız, bu sadaka. Buradaki zekat rızkının fazlasından hesap edilir. Asli ihtiyacının dışında kalandır. Buradaki şey diyor ki kendilerine rızık için verilenden infak ederler. Benim yok ki diye bağırıyor biri. Yoksa da verecek. Bir yudum sudan veremeyecek. Senin olandan ne varsa verecek. Yeme ver. Bir gün oruç tut, o günü ver. Rıza şey gibi. Şimdi bizdeki bolluğu düşün yani.
Adam iki tane iyilik yaptı mı hep ben miyim ya? Hep sensin tabii. Niye sen olmuyorsun? Yerden altın çıkıyor. Arkadaş hep ben mi kalacağım bu altınlara ya? Allah Allah. Benim yüz suratıma bakarak ben ya içinden geçiriyor demiş. Sen mi bizim diyorum ben de. Alırsan senin karın ya. Sen almazsan ben alacağım zaten. İyilik yapmak, hayır hasar yapmak bu kadar. Yerden altın bulmak diyor. Yerden altın bulsan bir tane alsan doyar mısın? Ne varsa alıp toparla. Yürü. Hep bir de başkası alsın ya Allah Allah. Sen alıyorsun, senin cebine giriyor. Hayır yaptın mı cebine giriyor. Vaktini harcadın mı Allah için senin vaktini genişletir Allah. Onun için Allah için verirseniz rızkınızdan Allah sizin rızkınızı çoğaltır. Çünkü yiyeceğiniz şey rızıktır, mal değildir. Mal bekçiliğini yapacağınızdır. Dar gibi yiyip etrafı karşıdan seyrettiğinizdir. Tasarrufunda olan şey değildir o. Oturamadığın, edemediğin, giremediğin yer senin değil. Orada bir ev, köy var uzakta, bizim köyümüzdür. Tasarruf edebildiğin, giyebildiğin, yiyebildiğin, binebildiğin senindir. Rızık budur. Ondan madası değil. Ondan madası seni hayra götürmüyor da nefsini sevindiriyorsa içinde o nefis terbiye olmaz. Terbiyesiz olur o nefis. Maldan sevinen nefis. Baktıkça sevinirse, sizin çıkarmasa bile akıllı davranır bazı nefisler, sizin çıkarmaz. Böyle bakar bakarsın. Oradaki şeye sevinir. Bu gayri tabi bir şey değil. Tamamen insani bir davranıştır. Onu da söyleyeyim. Yani normaldir bu. Ama anormal olan şu. Biz normal insan değiliz, dervişiz. Dervişler eşyanın hikmetini öğrenme derdinde olanlardır. Ve eğer nefis içeride seni hala fıt fıt diyorsa o hikmet sana gelmez. Çünkü sırdır o. Sırdır. Sana onun o hikmetin gelebilmesi için o nefsin de uslanması gerekir. Şey efendi senin nefsine dokunur bazen böyle, dürter. Dokunur. Dokununca hop diyorsan bakar hopluyor mu? Tamam derdi. Hiç ellemez. Çok iyi, çok iyi. Oo der şeker. Çünkü hopluyor. Onun için kapat. Hoplamadığı zaman hiç mısır patlattınız mı? Hopluyor değil mi onlar? İşte hopladığı zaman kapıyı kapatırsın. Hoplama durduysa açarsın, tabağa dökersin. Bakar ki hopluyor şey efendi, müridine bakar, hopluyorsa hiç ellemez. Kapat kapağını da hopluyor. Ya da ateşi kısar orada. Altındaki ateş kuvvetli olursa iyi patlar. Marul gibi olur. Bir işe yarar, güzelleşir. Mısır'a desen ki minicik taş gibiyken bak böyle marul gibi, çiçek gibi açacaksın, bembeyaz pamuk gibi olacaksın, hadi ülen der. Der. Biz de müridi gördüğümüz zaman açılmış şeklinde görüyoruz da hani dersiniz bak şey efendi bunu niye değer veriyor? Ne var bunda ya? Ne anlamıştı? Ne kadar ateşe dayanırsa, kuvvetli harlı ateşi verip de onu patlatıp açtın mı tamam, ama patladığı zaman biri dışarı kaçarsan bitti. Dışarı kaçırmamak için ne yapacağımızı şaşırıyoruz işte. Şimdikinden hep dışarı kaçsak diyorlar. Kapağı kapattığı zaman da bunu aldık diyorlar. Yani yapılacak iş değil ağzını ver. Ama işte çok çok merhamet olması lazım. Çok merhametli olmak. Yani bir ananın, Cenab-ı Allah'ın merhameti bir ananın, babanın evladına merhametinden daha fazladır kuluna hadisi şerifini, hadisi kutsisini hatta. Bunların kelimesi de Cenab-ı Allah'a aittir. Mana değil. Hadislerin manası Allah'a aittir de kelimeler Resulullah Efendimiz'e aittir. Hadisi kutsilerin kelimesi ve manası Cenab-ı Allah'a aittir. Yani böyle bir sözü yere düşürmemek lazım.
Hadis-i kutsi bu. Neymiş hadis-i kutsi? Uçtum gittim ben abi ya. Hangi hadis-i şerif okudun? Mehmet. Efendim? Ne okudun? Efendim şey okudum. Manası ve lafı. Ondan sözü. Önceki. Bir önceki sadece. Hayır hadis-i kutsi. Cenab-ı Allah'ın. Bunlar var merhametli. Bir anne ve babanın. Ha, bunu hadis okuyorum. Tamam. O hadis ilminde bir açıklamaydı. Ha. Yani sizin bize sevginiz anne babanızdan daha fazla. Yani şimdi orada onu anlayabiliyorum. Şimdi ne der şey ana baba? Aman acımasın, yorulmasın. O zaman onu insan yemez ki. Kim yer onu? Kurt kuş yer. Omuzları. Kargalar yer, eşekler yer, koyun da yiyemez. Sert gelir çünkü cin mısır şeye. O dövülmeden veya kırılmadan mısır da yiyemiyor koyunla. Olay değil. Ne kurt kuşa yemeyeceksin kendini. Biz de bırak yansın ama açılsın, insan sofrasına gelsin, sofraya gelsin. Bir makamı olsun deriz. Tabakta getirirsin. Yiyecekleri makamı da getirdikleri tabaklar. Değil mi? Mısır çuvalda gelir patlamamışsa. Öbür türlü tabakta getirsin, korusun, buyurun dersin. Yani huzura arz edilir. Biz de huzuru arz etmek için müridimizi böyle marul gibi, çiçek gibi açılmasını bekleriz. Çuvaldan al getirdik, bak dersen Şeyh Efendi'nin huzuruna, Resulullah Efendimiz'in huzuruna. Bu ne der? Biz neyiz ki derler? Kargamız anlattın da bize bunu getirdin. Herkes Şeyh Hazretleri'nin huzurunda görmek istiyor kendini. Herkes Resulullah Efendimiz'in huzurunda görmek istiyor. Eyvallah. Herkesin de hakkı var, selahiyeti var, izni var aslında. Ama ne şartta? Her Mısır'ın Mısır olma hasabıyla sofraya gelme, çıkma hakkı var. Sen o ateşte yanacak, yanıp da marul gibi patlayacak mı, patlamayacak mı? Yani buradaki şey diyor ki وَالصَّابِر۪ينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ. Bak işte bu huzura çıkmanın. Sabret. Neyi sabredecek? Buna sabredeceksin. Başlarına gelen zorlayıcı şeylere sabrederler. O felaha ermiş kullarım. Sabırlar seni patlatır. Bomba gibi değil, mısır gibi patlatır. Sen pamuk gibi olursun. Bu onu olabilirsen ne mutlu. Olabilirsek bunu ne mutlu. Olamazsak Allah bilir. Allah en iyisini bilir, siz bilirsiniz. Es geçeceğiz, geçeceğiz. Derdimi anlatabildim umarım. Ayet-i kerimeler bunu çağrıştırıyor bize. İşte bizim bazen anlayamadığımız şeyler bunlar. Merhametimiz var o kimselere. Hiçbir kimseyi Allah'ın huzurunda dışında bir yeri olsun istemiyoruz. Huzura çıksın istiyoruz. Huzura, Resulullah Efendimiz'in huzurunda çıksın. Böyle karşılıklı görüştüğümüz gibi sizinle onunla görüşebilin. Derdimiz o. Bunu istiyoruz. Bunu istemenin şeyi de bu. Dediğim patlamak ama kaçmamak. Yanmak ama kaçmamak. Yanıyorum deyip kaçmayacaksın. Bekle. Bekle ki patlasın. Onun için birçok kimseye bir şey diyeceğimiz zaman sıkılarak söylüyor. Neden? Patlayıp kaçar diye. Çünkü patlamadan kaçanlar da var. Patlayıp da kaçanlar ama kaçmasın. Dursun orada, mükemmel olsun. Ama işte o bizim teklif ettiğimiz şeyler onu efendim mükemmel hale getirecek. Yani yaktığımız ateş, nefsi yanacak, zor gelecek. Zor gelecek, ondan sonra tatlı gelmeye, nefsine tatlı gelmeye başlayacak. Nefsine hakikaten tatlı gelmeye başlayınca o zaman biz onun nefsine acı gelecek başka işler yaptırırız. Biz derken şey hazretleri bizim bir şeyimiz yok.
Ne varsa onda. Nasıl Yavuz? Allah sıfat afiyet versin hepimize. İki dünya saadeti versin inşallah. Var mı şu bu konu hakkında anlayamadığınız? Hı? Anladık. Bu mühimdir. Bu mühim mevzu. İmkanı olan, olmayan yavaş yavaş Kur'an'ı öğrensin. Tecvid öğrensin. Biz öğrenemiyoruz diyenlere ben öğreteyim. Arkadaşlar da söyle. Artık müezzinlik yapacağız zaman birbirinize bakmayın. Müezzinlik yapın. Efendim, yavaştan yavaşa bu işi öğrenelim. Kur'an öğrenmeniz faydalıdır. Her bir harfi bizim belki bir günahımıza kefaret olur. Allahu ekber ve lillahi'l hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha.